بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن يسمى متن القواعد الأربع. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Şimdi dört temel esas adlı yani Kavaidül Erba adlı kitabı okumaya başlayacağız. Nعم. لماذا ندرس القواعد الأربع؟ Kavaidül Erba kitabını neden okuyoruz? Nasihatul ulema. Alimler bunu nasihat ettiği için okuyoruz. Ve لأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يكون عند المسلم شيئا من الحجج يستطيع أن يرد بهذه القواعد الأربع على المخالفين. Aynı zamanda bu kitabı okuyoruz ki müellif rahimahullah bu kitabı Müslümanın şüphelere red verebilmesi için, müşriklerin şüphelerine red verebilmesi için yazdığı için okuyoruz. Lakin nahnu fi da'wat al-mukhalifin nad'uhum ila at-tauhid, nu'allimuhum at-tauhid kama amara an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu muhalif kimselere davet yaptığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği metotlarla davet yapıyoruz. Yani ma takun ad-da'wa naqul 'indakum kida wa hum yaqulu 'indana kida. La. الدعوة تكون دعوتهم إلى التوحيد. Onlara şöyle demeyiz, sizin yanınızda böyle, bizim yanımızda böyle böyle demeyiz. Biz daveti sadece tevhid üzerine yaparız. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'ya şöyle demiştir. ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله. ما قال ناظرهم ناقشهم. Onları çağırdığın ilk şey La ilahe illallah olsun demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'ya bunu demiştir. Onlarla münakaşaya, onlarla şunu tartış dememiştir. Onları la ilahe illallah'a çağır demiştir. Nعم. هذه القواعد الأربع ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام أو نفهرسها. Bu kitabı üç kısma ayırmamız mümkündür. المقدمة. Birinci kısım mukaddime kısmı. ولماذا ندرس التوحيد؟ İkinci kısım tevhidi neden öğreniyoruz? والقواعد الأربع والله أعلم. Üçüncü kısım da dört temel esas kısmı yani dört kaide kısmı.